Modern Warfare 2 sadece kod serisi için değil, savaş oyunları kategorisinde de çok önemli bir yere sahip. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi savaş oyunu olarak gösteriliyor. Açık konuşmak gerekirse en iyi savaş oyunu mu tartışılır ama kod serisi için bir tier list yapsam S katmanında kesinlikle Modern Warfare 2 koyardım. Öncelikle kod tarihinden başlarsak sanırım en doğru yolu seçmiş oluruz. Manzaralı yol. Medal of Honor piyasaya sürdüğü oyunlarla piyasayı duman ederken rakip olarak ortaya Call of Duty çıkmıştı. Ayrıca oyun geliştirilirken ki ismi Mohkiller'dı. Amacı Medal of Honor'ı piyasadan silmek ve savaş oyunu kategorisinde piyasayı domine etmekti. Kodun hem savaş hissiyatı hem de bölümleri piyasada güçlü bir yer edinmişti. Sonrasında ikinci ve üçüncü oyunları piyasaya çıkmıştı. Bu bir seri gibi gözükse de aslında birbirinden bağımsız olay örgülerine sahip oyunlardı. Neticede mesele tarihi savaşları ele alıp oyuncuları o atmosferde dans ettirmekti. Sonrasında radikal bir karara giden ekip Modern Warfare ile piyasaya çıktı. Modern Warfare seriye sadece kimlik kazandırmakla kalmayıp ayrıca FPS tarihine de sinematik oynanışı getirerek piyasayı şekillendirdi. İlk oyunun getirdiği karakterler ve olay örgüsü devamında ikinci oyunun nasıl olacağı tartışmalarını öne sürdü. Çoğu oyun basını kodun farklı bir isimle çıkış yapacağını veya aynı isimle çıksa bile tekrardan bağımsız bir olay örgüsünü ele alacağını söyledi. Ancak olaylar çok daha farklı gelişti. Modern Warfare 2 çıkışıyla birlikte kodun ilk doğrudan serisi olma unvanını kazandı. Ve sonrasında Black Ops serisi ortaya çıktı ve serileri rafa kaldırıp bağımsız olay örgülerinden devam ettiler. Sonra baktılar olmuyor, eski seriyi mezarından çıkarıp ters döndürdüler derken franchise resmen Tony Ferguson gibi oldu. Önce 12 galibiyet serisi, şimdi ise 5 miydi yoksa 6 mıydı hatırlamıyorum. En son Paddy Pimblett'a yenildi. Adam UFC'deki en fazla kaybetme serisinin rekoruna gidiyor. En son ortak olduğu seriye bu gidişle de geçecek gibi. Yani KOT serisi de Tony Ferguson'dan farksız ilerliyor. Çünkü Tony herkes için bir efsaneydi ve şimdi gözü yaşlı izliyoruz adamı. Keza KOT da bizim gözümüzde bu noktaya geldi. Dediğim gibi ilk oyunlar bağımsız olay örgülerini içerirken Modern Warfare ilk oyundaki olay örgülerini ele alan bir seri haline geldi. Kimse Modern Warfare'in üzerine çıkacağını düşünmüyordu ama Modern Warfare 2 bunu başardı ve inanın bana ilk oyunun üzerine çıkmak gerçekten kolay değil. Ve bunu yapan oyunların piyasadaki yerini görebiliyoruz. Half-Life 2, Dead Space 2, Mafia 2, RDR2 ve tamam bunlar iyi değil. Yine de Modern Warfare 2 bunu başarmıştı ancak çıkışı oldukça kaotik bir ortam yaratmıştı. MW2'yi serinin diğer oyunlarından ayıran birçok özelliği biliyorsunuz. İşte aksiyon sahneleri, iyi diyalogları, iyi yazılmış olay örgüsü gibi gibi ancak en çok öne çıkan özelliği cesur bir yapım olmasıydı. O zamana kadar yüksek bütçeli olup bu kadar cesur davranan bir oyun hiç görmemiştik. Hangi bölümden bahsettiğimi biliyorsunuz. No Russian bölümü. Sadece Rusya'da değil, Amerika'da da büyük bir yankı uyandırdı ve herkes bu oyunda terörist olmaya çalışıyorsun diye bağırmaya başladı. Yapımcılar bu kadar eleştirinin altında kalınca bir güncelleme ile bu bölümde oradan geçmenizi sağlayan bir ibare ekledi. Hümanistlerin toplanıp bu kadar yaygara koparabilmesini anlayabiliyordum. Ancak bölümü sivillerin olduğu kısımda tek bir mermi sıkmadan geçebiliyor. Radikal şeyler her zaman göz önüne çıkar ve çoğu zaman da eleştiri odağı olurlar. Bu normaldir. Özellikle vahşetin ön planda olduğu ve silahsız insanları çatır çatır sıktığımız bölümü oh be diyerek oynayacak değiliz. Dediğim gibi bunu anlayabiliyorum ama onların anlamadığı şey ise oyunun kendisiydi. Ki piyasada dönen şeyler ise abartının daniskasıydı. Ya ulan film sektöründe sanki hiçbir şey olmuyordu, her şey çok sakin geçiyordu. Oyun sektöründe ilk defa böyle bir şey görünce R4'teki köylülere döndü adamlar. Ellerinde meşale tırpanla gezmeye başladı. Etek farklı, üstlerinde takım elbise, North Face falan var. Aynısını Outlast 2'de de yok işte tecavüz sahneleri var falan diye görmüştük. Ya kısacası bunların altı iç dolu değil. Adamlar atmosferi havalandırıp size iyi bir deneyim sunmaya amaçlıyorlar. Bunu düz piksellerden bir oyun değil, sanat olarak sunuyorlar ve size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Outlast 2 bunu yapamıyor, orası kesin de MW2 bunu yapabiliyor. Ama ben hala Modern Warfare 2'nin tam anlamıyla anlaşılabilen bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Nedeni ise şu, herkes Ghost veya Shepard karakterlerinden bahsediyor. O niye öldü, o niye ihanet etti, burada niye insan vuruyoruz gibi gibi. Doğal olarak bu tarz konuları ele alıp en doğru şekilde sizlere anlattım. Ancak bugün size oyunu komple anlatacağım. Bu incelemede size sadece oyun iyi, hikayesi şöyle, böyle, içeriği de şu bu demeyeceğim. Bu inceleme farklı olacak. Bu incelemede yıllardır beklediğim şeyi yapacağım. Modern Warfare 2'yi sonunda sizlere tam anlamıyla anlatacağım. Bizim milletimiz KOT serisini gerçekten seviyor ve en sevilen oyunlardan birinin MW2 olduğunu biliyorum. O yüzden arkanıza yaslanın ve sadece keyfinize bakın. Uncle Bahadır ile serinin en iyi oyununu en akıcı şekilde inceleyip göz atacağız. Oyuncular, karşınızda Modern Warfare 2. Yeah.
Hikayenin açılış kısmı bizi tekrardan bir serinin içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Önceki oyunda olan karakterlerin gözükmesi ve diyalogların olması, buna eşlik eden sanat tasarımının gözümüzü boyaması, akabinde son dokunuşları sağlayan oyun müziği, Hans Zimmer'a teşekkürler, bizi giriş kısmında tatmin etmeyi başarıyor. İlk oyunda Batı karşı düşünceleriyle dikkat çeken Zakev ölmüştü. Ancak bilirsiniz, insanları kurşun işleyebilir, lakin fikirleri kurşun işlemez. Öldükten sonra kahraman ilan edilen Zakev, beraberinde ideolojisiyle birlikte daha tehlikeli bir düşman getiriyordu. Devamında ortaya yeni karakterimiz General Shepard çıkıyor ve bizi kod oyunlarında klasikleşmiş bir askeri eğitime atıyor. Ve şunu iddia ediyorum, bir kod oyununun başlangıcında askeri eğitim varsa o oyun kesinlikle güzeldir. Yani evet. Bu oyundaki ilk ana karakterimiz Joseph Allen. Phoenix alayında Çavuş Foley ile birlikte Afganistan yerel direniş güçlerine eğitim veriyoruz. Bir taraftan söylediklerimizi çeviren birisi de var. Onlara destek olmaya çalışıyor. Devamında daha kapsamlı bir eğitime giriyoruz ve bu eğitimin olduğu yerde daha önce buraya katılıp başarı elde etmiş insanların sürelerini görüyoruz. Buradaki isimlerden birisi de Ramirez. Oyunun devamında oynayacağımız karakterlerden birisi. Eğitimi geçtikten sonra Shepard'ın sanki ilahi bir gücü varmış gibi sert sesiyle bizi uyarıyor ve Ranger olarak çatışmaya giriyoruz. Burada ilk olarak Shepard'dan bahsetmek lazım. Şu bir gerçek ki kod serisindeki yazılmış en iyi diyaloglara sahip karakter kendisi. Eğer ki dikkatinizi vermezseniz ya bu adam ne anlatıyor diyeceksiniz, ancak dikkatinizi verdiğinizde adamın bahsettiği konuların ne kadar derin ve ne kadar gerçekçi olduğunu anlıyorsunuz. Özellikle her savaş bizim savaşımız. İzleyici kalamayız. Sana özgürlüğünü veremeyiz. Ancak sana özgürlüğünü nasıl kazanacağına dair bir şeyler verebiliriz. Ve bu dostum çelikten bir ordudan daha değerlidir. Demesi bu adamın Amerika'nın insan versiyonu olduğunu gösteriyor. Adam gerçekten soğuk ve sert ve eminim ki derisinin altında çelikten bir iskelet var. Shepard'ı düz bir general kılıfından çıkarıp bu kadar iyi diyaloglar yazılması gözümüzde bir değer getiriyor. İlk bölümde harika bir konvoy sekansından sonra ana karakterimiz Alan Shepard'ın gözüne giriyor ve general onu görev için uçağına davet ediyor. Böyle bir karakterin karşısında benim bir pırpırım vardı, o zaten atmosferden düştü lafının aslında ne kadar gerçekçi olduğunu anlıyoruz. Shepard Alan'ı önce CIA ajanı olarak terfi ettirip sonrasında ise One for One adındaki özel timi alıyor. Buradaki sahnelerde ilk defa Makarov ismini duyuyoruz. Alan yeni ortama alışmaya çalışırken ekibin geri kalanı ile ne zaman tanışacağını soruyor. Şu anda kendileri ACS modülünü almak için dünyanın en soğuk yerinde olduğunu söyleyen Shepard bizi özel bir bölüme sürüklüyor. Ve tahmin edin ki bu bölüm... Karlı bölüm. MW2'nin hemen açılış bölümlerinden birisi olan bu karlı bölüm oyunun en iyi bölümlerinden birisiydi. Bunda tabii ki aksiyon sahnelerinin, soğuğu ilk defa dıştan görmemizin, sinematik sahnelerin güzelliğinin ve tabii ki her tarafın karlı olmasının çok büyük bir etkisi var. Güzel bölüm kısacası. Bu bölümdeki ana karakterimiz Roach. Bu oyunda tam olarak 4 karakteri oynuyoruz. Yanımızda ise McTavish var. Ekip fırtınanın içerisinden süzülüp estetik bir şekilde tüm kampı gizlenerek geçse de Rus birimleri resmen On Time şarkısıyla bizi bulmayı başarıyor. Harika patlamalar ve unutulmaz kar motoru sahnesiyle bölümü tamamlıyoruz. Oyunun bu kısmında sinematik sahnelerinden bahsetmek istiyorum. Modern Warfare bu konuda bir temel oluşturdu. Ancak Modern Warfare 2 bizi farklı bir noktaya götürüyor. Neredeyse her bölümde bu tarz aksiyon sahneleri bizi oyunun içine çekip nabzımızı yükseltmeyi başarıyor. Mark V. Hansen'ın bir lafı vardır. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır. Bu oyun bunu tamamlıyor gerçekten. Çünkü oyunun başında olan bu sinematik sahneler oyunun devamı için bizi düşündürüyor ve devamında sunulan sahneleriyle Modern Warfare 2 serotonin salgılamanız için hazır olduğunuzu gösteriyor. Modülü aldıktan sonra Alan'ın kimliği değişiyor ve yeni ismi Alexei Borodin oluyor. Makarov'u ilk defa burada tanıyacağız. Kendi halkına kurşun sıkabilecek birisi ve tartışmaların olduğu bölüme giriş yapıyoruz. Girişte de dediğim gibi bu sahne çok fazla eleştiri aldı ve medyada büyük yankı uyandırdı. İşte oyunda terörist olmanız gerekiyor gibisinden. Oysa sivillere ateş etmeden de geçiliyordu. Daha net göstermek için ben ateş etmeden geçtim. Görüntüler remaster sürümünden ama normal sürümünde de değişen bir durum yok. Oyun bu kısmında ağır yürümenizi ve kesinlikle oluşan o atmosferi hissetmenizi istiyor. Ve burada oyunun atmosferinden bahsedebiliriz. Bölüm bölüm ilerlemesi elbette atmosferde çeşitlilik sağlıyor. Ancak önemli olan sadece atmosferi yaratmak değil, oyuncuyu o atmosfere yedirmek. Modern Warfare 2 birkaç bölüm dışında bunu çok iyi başaran yapımlardan bir tanesi. Bir bölümde Amerika'da savaşıyoruz, diğerinde kar fırtınasını geçiyoruz, sonrasında Rio sokaklarında koşuyoruz derken bölümün içerisinde hapsolduğunuzu hissediyorsunuz. No Russian bölümü ise bunu en iyi yapan bölüm. Oyun bize burada bir şeyler anlatmak istiyor ama insanlar bu bölümü hiç anlamadı. Dediğim gibi bu bölümde ağır bir şekilde yürüyoruz, koşamıyoruz çünkü ortadaki vahşeti görmemizi ve hissetmemizi istiyor. Peki neden? Çünkü yıllardır dillendirdiğim şey. Savaş
havalı veya iyi bir şey değildir. Şu zamana kadar savaş ile alakalı yapılan eserlere bir bakın. Savaş filmlerinin 3 tane yapılma amacı vardır. 1- Savaşın ne kadar kötü olduğunu göstermek. Air Ryan, Fury, Platoon, Nefes gibi. 2- Siyasal bir mesaj vermeye çalışır. 3 ise safi aksiyondur. Herkesin anlayacağı bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Mesela Nefes ve Dağ serisinden bahsedelim. Berkay ile Dağ 2 filmini izledikten sonra millet çıkışta ya oğlum elime silah verin işte ben de askere gideyim işte G3 bulun bana diyen tipleri görmüştük. Ancak ben Nefes filmini izleyip 90'larda Doğu'da askerlik yapacağım diyen bir kişi görmedim. Bak bir kişi görmedim. Babalarınızın askerlik anılarından bahsedelim. Eğlenceli anıları anlatanların hepsi Doğu'da askerlik yapmayan insanlar. Babam 93 senesinde askere gittiğinde tarihe 33 Er olayı olarak geçen bir katliam oluyor. O buhranın içerisinde Hakkari'deki sınır karakollarında askerliğini tamamlıyor. Ve adamın tek şansı askerliği boyunca kendi karakollarına bir kere bile gece baskını yapılmaması. Askerliği boyunca çevre karakolların hepsine baskın oluyor ve bunu görebiliyor yani sınır karakolunda olduğu için. Diğer şansı ise anneme çuval çuval mektup yazması çünkü psikolojisini koruyabilecek tek şey ona duyduğu sevgi. Ben babamdan bir kere bile eğlenceli bir askerlik anısı duymadım. Çünkü savaş bu. Biz savaşı böyle öğrendik. Korku etini ve kemiğini bir yere ayırıyor. Ancak elinden bir şey gelmiyor. Çünkü savaşmak zorundasın. Korkmamak zorundasın. Kendi devletini bölmelerine izin veremezsin. Yani savaş korkularının evrilmesinden geçiyor. Ve insanlar bunu anlamıyor. Bunun ağırlığını hissetmiyor. Aksiyon filmlerinde de lafım yok zaten. Cehennem, Meleklere Görevimiz, Tehlike falan bunlar da türe eğlence katan ve izleyiciyi sürükleyen yapımlar. Modern Warfare 2'de No Russian bölümüyle savaşın o vahşetini göz önüne sokmaya çalışıyor. Ama yapı olarak gerçekçi bir oyun değil. Gerçekçiliği ve aksiyonu dengelemeye çalışıyor. Yani arcade kalıyor burada hikaye. Makarov bölümün sonunda ters köşe yapıyor ve Alan'ı öldürüyor. Çünkü onun Amerikalı olduğunu biliyor ve geride bırakmak istiyor. Bunu yapmasındaki amaç ise bu saldırıyı Amerika'nın yaptığını Rus hükümetine inandırmak istemesi. Hikaye eleştirilerinde bir sürü kamera var, işte diğer ekip üyelerini gördüler, nasıl suçu Amerika'ya atabiliyorlar diyorlar. Yani olası durum şu, Makarov kendini gizlemeyi çok iyi başarıyor. Ayrıca bölümün başından itibaren İngilizce konuşuyorlar. Bu sayede kameralar konuşmaları duysa bile İngilizce olduğunu öğrenecekler. Makarov'un motivasyonu Zakiev'den geliyor. Zakiev Batı karşıtı fikirleriyle biliniyordu ve Batı'ya diz çöktürmek istiyordu. Zakiev'in bu denli fikirleri çevresindekileri etkiliyordu ancak herkes onun gibi düşünmüyordu. Lakin Makarov zeki birisi bu yüzden hükümete bir motivasyon veriyor. Yani Zakiev'in yapamadığı şeyi yapıyor adam. Sivil katliam. Ve sivil katliama hiçbir millet kayıtsız kalamaz. Peki ya Shepard? Tüm bu olanlara neden göz yumuyor? Sonuçta Makarov'un bunları yapacağını biliyordu. Öncelikle ilk oyundaki atom bombasıyla 30 bin askerin kaybı gerçekleşmişti. Bu askerlerin komutanı Shepard'tı. Ve bu ölüm dalgası generali yoğun bir şekilde etkiliyor. Buhrandan kaçamaz hale geliyor. Ortadaki durum büyük bir başarısızlık. Tekrar yükselmesi için ise gözüne Makarov'u kestiriyor. Ölen siviller umurunda değil ve Rus hükümetine haber verip bakın bu adam katliam yapacak demiyor. İşbirliğine yanaşmıyor. Tek önemsediği Makarov'un bu katliamı yapması ve devamında yakalanıp kanıtları ile sunulması. Bu sayede sadece Amerika'da değil dünyada bir ürüne kavuşacaktı. Ancak işler hiçbir zaman istediğiniz gibi gitmez. Alan orada kaldı ve tüm suç Amerika'ya atıldı. Rusya'da herkes ayaklandı ve derin bir Amerika nefreti duymaya başladı. Ancak Shepard kolay pes etmeyecekti. Makarov işini garantiye almak için sadece İngilizce konuşmadı. Ayrıca NATO mühimmatı kullandı. Peki bu mühimmatları kimden tedarik etti? Mermi kovanlarını inceleyen ekip tüm okları Brezilya'daki bir silah tedarikçisi olan Alejandro Rojas'a çevirdi. Rojas onlar için Makarov'a gidiş biletiydi. Ve oyun burada meşhur favela bölümüne geçiyor. Rio'da olmak gerçekten iyi hissettiriyor ama daha iyi hissettiren şey oyunun giriş kısmı. Giriş yine harika bir şekilde işleniyor. Şehir içinde ufak bir kovalamacanın ardından bu oyunun resmen bir aksiyon filmi tadında olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca meşhur ve tartışmalı Ghost karakterini ilk defa bu bölümde görüyoruz. Rojas'ın adamını yakaladıktan sonra ise asıl macera başlıyor ve favelaya giriş yapıyoruz. Charles Oliveira bizi karşılamıyor burada ama favelanın kesinlikle tehlikeli olduğunu bize gösteriyorlar. Nedeni ise en çok zorlandığım bölüm olmasından kaynaklı. İnsanların nereden çıktığını gerçekten anlamıyorsunuz. Size o yabancılık hissini çok sağlam veriyor oyun. Ve şunu anlıyorsunuz. Evet, Rio'dayım. Ve burası onların mahallesi. Bölüm tasarımının bu denli dinamik olması ise beni daha fazla teçhizat kullanmaya itti. Mesela flashbang gibi. Ben normalde oyunlarda çok çok zor da oynamıyorsam teçhizat kullanmam ama bu bölümde kolayda oynamama rağmen flashbang kullanmak zorunda kaldım. Ve oyunun dinamiğinin verdiği akışla birlikte bölümün içerisine beni sürükledi resmen. Rojas saatte 80 km ile kaçarken diyaloglardan yine ne kadar önemli biri olduğunu anlıyoruz. Ghost onu ayağından vurabileceğini söylüyor ancak Soap riske giremeyiz diyor. Lakin bunu diyen adam çatıdan onu yakalayıp
5 metreden arabanın üzerine düşürüyor. Evet, One for One ekibi kesinlikle çılgın ve çelişkilerle dolu, ancak sahne gerçekten nefes kesici ve gerçekçilik aramıyorsunuz. Oyun gerçekçilikle Hollywood efektini barmen gibi karıştırıyor. Ortaya çıkan ürünü seviyoruz. Buradan sonra ise hikaye iki kısma ayrılıyor. Ruslar havalimanı katliamında diplomatik olarak sessiz kalmayacağı gibi üstüne bir de misilleme yapıp Amerika'ya giriyorlar ve savaşı onların kapısına getiriyorlar. Bu bölümde ise Ramirez'i oynuyoruz. Şimdi ben bir bardak su içerken siz de Çavuş Foley'den Ramirez seslenme derlemesini dinleyeceksiniz. Çavuş sağ olsun, adamın ismi ikonik bir hale geldi. Ramirez hakkında pek bilgi yok, ancak bölümün başında bir karısı ve köpeği olduğunu resim vasıtasıyla görüyoruz. Bu bölümde dikkatimi çeken şey ise atmosfer ve müzikler oluyor. Kesinlikle muazzam bir atmosfere sahip bölüm. Sana çaresizliği ve umutsuzluğu hem müzik hem de yoğun savaş ile sağlıyor. Bu atmosferin sağlanmasının sebebi ise kimse kendi kapısının önünde savaşmak istemez. Kendi mahallende savaşmak yaşayabileceğin en berbat şeylerden biri olabilir. Şimdi burada oyunu anlamak gerçekten önemli. Hayranları anlayabiliyorum. Yok Ghost öldü, yok işte Shepard neden ihanet etti, Ghost keşke ölmeseydi falan. Bakın, oyunda daha önemli şeyler var. İncelemeyi bu kadar özenli yapmamın sebebi de bu. Çünkü kimse anlamamış bu oyunu. Vermek istediği hissiyatı ve mesajı görememiş insanlar. Ya bir oyun sadece iki karakterden ibaret olabilir mi? Tamam, bazen olabilir. Ancak Modern Warfare 2 bunun dışında kalıyor. Adamlar her bölüm üzerinden çok ince detaylar vermeye çalışıyorlar. No Russian bölümünde siyasi bir mesaj var. Savaşa dair nasıl aslında insanların karar aldığını ve insan canının ne kadar önemsiz olduğunu gösteriyor. Amerika Savaşı'nda ise verilen yoğun atmosfer ile bir askerin kendi evinde, kendi sokağında çarpışmasının aslında ne kadar berbat olduğunu göstermeye çalışıyor. Devamında eklenen müziklerin harika olması ve arkada sadece gürültü olsun diye çalmadığını bizlere gösteriyor. Konu Hans Zimmer ise zaten söyleyecek pek bir şey bulamıyoruz. Her şey birleştiğinde ise bütün olarak oyun bize bir deneyim yaşatmaya çalışıyor. Ayrıca Rusların yine savaş konusunda muazzam olduğunu görüyoruz. İçip gelmiş adamlar. Burada eleştiri yapmakta fayda var. Oyunun başından beri tempo dozu yüksek görevleriyle başlayınca bu bölüm aşırı derecede sakin kalıyor ve tempoyu sekteye uğratıyor. Evet, oyunun uzunluğunu dengelemek adına bu denli fren yaptıran bölümler şart. Kaldı ki Modern Warfare 2 zaten çok uzun bir oyunda değil. O yüzden bu tarz fren yaptıran bölümlere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bitsin artık şu bölüm diyorsunuz. Çavuş ile belirli noktaları ele geçirip güvenli kargoyu koruduktan sonra konvoya dönüyoruz. Diğer taraftan One for One ekibi Rio'da hala sıkışmış durumda. Ruslar tüm iletişimi kesti ve kaçabilecekleri bir delik arıyorlar. McTavish ise eski dostu ve ilk oyundan tanıdığımız ruh muhbir Nikolay'ı arıyor. Nikolay Rio'dan bizim ekibi çıkarmakta kararlı. Diğer taraftan ise Rojas Makarov ile alakalı bir şey bilmediğini, sadece Makarov'un en keskin düşmanının Gulag'daki hapishanede olduğunu söylüyor. One for One ekibi Gulag'daki adamı serbest bırakırsa ortaya yem olarak onu atabileceklerini düşünüyorlar. Eğer ortada yem varsa fare her zaman yemin peşine düşecektir. Ama önce buradan çıkmaları gerekiyor. Açıkçası diğer bölümün hantallığının ardından aksiyon dozajının bu kadar yüksek olması kan şekerimi tavan yaptırdı resmen ve iyi de geldi, gözlerim açıldı. Özellikle çatılardaki koşuşturma ve devamındaki o umut atlayışı her şeye noktayı koydu. Biraz da grafiklerden bahsedelim. İzlediğiniz görüntüleri remaster sürümünden aldık. Bunun nedeni ise içeriğin sadece kalbinize değil, gözünüze de hitap etmesi. Remaster sürümünün ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bence yapılmış en iyi remaster oyunları arasında ilk 3'e girer. İlk oyun da çok iyiydi bu konuda ve açıkçası Modern Warfare 3 içinde bunu bekliyoruz. Yakın zamanda herhangi bir haber almadık ama artık oraya gidecekler gibi duruyor. Çünkü son çıkan oyunlarıyla hayranları bayağı bir küstürdüler. Ancak orijinal sürüme baktığımızda dönemine göre aşağı kalır bir yanı yok. 2009'un en iyi grafikli oyunlarına baktığımızda ise Uncharted 2, Arkham Asylum, Resident Evil 5, Forza Motorsport 3 ve Modern Warfare 2'yi görüyoruz. Favela'dan postu kurtardıktan sonra 75. Ranger alayı, 75. özel bir görev için Shepard tarafından görevlendiriliyor. Shepard bazı istihbarat bilgilerinin Rusların eline geçmesini istemese de burada çok daha farklı şeyler dönüyor. Modern Warfare hakkında birçok konu konuşuldu, ancak ben size daha önce kimsenin konuşmadığı bir konudan bahsedeceğim. 8. zırhlı alaydan aldığımız Stringer ile Rusları dar mı duman edip hedefe ulaşıyoruz. Hedefimizin bir adı yok ama güvenli çağrı ismi Ice Peak. Hedefin bulunduğu bölgeye girdiğimizde kendisinin öldürüldüğünü ve Makarov'un yakın arkadaşı Viktor'un cesedinin orada olduğunu görüyoruz. Ayrıca evin alt kısmındaki mutfakta bir Rus askerinde dolabı karıştırırken görüyoruz. Büyük ihtimalle vodka falan arıyor. Bu şu demek: Makarov Shepard'ın onu
onun peşine düşeceğini biliyordu. Bu yüzden onun verilerini çalmak istedi ve çantanın içindeki evraklardan bazılarını aldı. Icepick olarak adlandırdığımız bu adam da Shepard'ın istihbarat kolundan birisiydi. Bu belgeleri aldıktan sonra ise bu sayede Shepard'ın gizlendiği ve kaldığı yerleri öğrenebilecekti. Çavuş Foley ve Onbaşı Dan ile burayı analiz ettikten sonra İbreler tekrardan One for One ekibine dönüyor. Ekip savaşa katılmakta kararlı ancak Shepard Gulag'daki mahkum 627'yi serbest bırakmak istiyor. Ama önce hava savunma sistemlerini halletmeleri gerekiyor. Ve ilginç bir şekilde Shepard'ın burada kuleleri patlatmak yerine insanları önemsediğini görüyoruz. Farkındayım, biraz tezat oluyor, evet. Kuleleri hızlıca temizleyip Gulag'a giriş sağlıyoruz. Gulag tam anlamıyla bir hapishane ve hakkını veriyor. Her şey karman çorman yapıda, oldukça da kaotik bir ortam var. Makarov buradaki mahkumu gerçekten önemsiyor. Peki bu mahkum kim? Elbette Kaptan Price. Burada sizlere bir flashback hikayesi anlatmam gerekiyor. Price Kingfish operasyonu kapsamında Makarov'un peşindeydi. Ancak Makarov'u yakalayamadılar ve bir pusuya düşürdüler. Bu pusuda Price kendini feda etti ve ekibe zaman kazandırıp kaçmalarını sağladı. Ancak Makarov'un eline düşmekten kurtulamadı. Makarov Price'in ne denli güçlü olduğunu bildiği için onu yüksek güvenlikli bir hapishaneye kapatıyor. Çünkü biliyor bu adam serbest kalırsa onun işlerini sekteye uğratacaktır. Ayrıca onu öldürürse de bilgi alamaz ve istihbarat için kullanamaz. O yüzden en mantıklı şey bir hapishaneye kapatmak. Peki, ekibin diğer kalanları neden Price aramadı? Çünkü onun öldüğünü zannediyorlardı, yoksa Soap onun peşini bırakmazdı. Ve bu sahnede McTavish'in aslında ilk oyundaki ana karakterimiz Soap olduğunu öğreniyoruz. Devamında ilk oyunda ona fırlattığı silahı Soap Price'e geri veriyor. Seri hissiyatı için önemli detaylar. İşaret fişeği sayesinde kurtulduktan sonra hikaye okları tekrardan Amerika'ya döndürüyor. Burada şuna değinmek istiyorum. Operasyon hissinin başarılı bir şekilde bize aktarmaları. Ranger bölümlerinde bu his çok oturaklı olmasa da One for One ekibiyle bunu anlayabiliyoruz. Sonuçta Ranger bölümleri biraz daha Meskun Mahal savaşına giriyor. Karakterlerin orijinal oluşu, diyalogların güzelliği, ekibin bütün olması ve kapıları patlattığımızda oluşan slow motion bile bize operasyon hissinin ağırlığını veriyor. Ranger ekibiyle birlikte Washington anıtının çevresini koruma altına almaya çalışıyoruz. Ve atmosfer yine harika, muazzam gözüküyor. Çaresizlik hala devam ediyor, tüm birimler karışmış durumda, kimse kimseden yardım alamıyor, hatlar birbirine girmiş, küçük birlikler optimize çözümler oluşturmaya çalışıyor derken gerçekten sıkışık bir ortamda olduğunuzu görüyorsunuz. Yani harbiden etraf böyle berbat bir yerde, savaşın nereye döneceği belli değil ve biz de bir asker olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Foley, Ramirez ve Don Washington anıtını tam anlamıyla temizleyemiyorlar ve uçakları düşüyor. Bu sahne gerçekten oyun dünyası için aslında çok önemli bir sahne, hepimiz bu sahneyi hatırlıyoruz. Bu sahneleri Ranger ekibinin sonu gelmiş gibi gözükse de hala bir şansları bulunuyor. Price özgürlüğe kavuşsa da içi hiç rahat değil ve Makarov'un peşine gitmek istiyor. Savaşın ne denli şiddetli olduğunu fark ettiği için kafasında bir plan yapıyor ve savaşı aslında bitirmek istemiyor. Burada savaşı soğutmak istiyor, yani tarafların çekilmesini istiyor. Savaşı soğutmak için ise iki tarafı da etkileyecek bir silah buluyor. Shepard bunu kabul etmese de Price ipleri eline alıyor, Shepard'ın sesini kapatıyor, onu dinlemiyor ve yola koyuluyorlar. Burada karakterlerden de bahsetmemiz lazım. Shepard'ın ne kadar ağır ve özenli bir şekilde yaratıldığından zaten bahsetmiştik. Ona eşlik eden Price, Soap, Ghost, Çavuş Foley, Onbaşı'dan hatta Baseblade bile birbirinin kopyası olmadığı için yapay hissettirmiyor. Her karakterin kendi tarzı var ve olayları, bakış açısı farklı. Bu da karakterlerin önemli olduğunu gösteriyor. Yani aslında bu kadar basit. Ya birbirinin kopyası karakterler olmayınca, devamında bu karakterler bölüm başından beri hep yanımızda olunca ortaya değer çıkıyor. Price'ın planı nükleer bir füzeyi atmosferde patlatmak. Ekip ile birlikte bu nükleer füzenin olduğu yere gidiyoruz. Price denizaltına giriyor ve durdurmak yerine daha farklı bir şey yapıp füzeyi atmosferde patlayacak şekilde ayarlıyor. Bu sayede bomba EMP görevi görüyor. Tüm elektronik sistemler çöküyor. Silahların optikleri de buna dahil. Optikler siliniyor. Ancak bu patlama hem savaşı soğutuyor hem de Ranger ekibine umut oluyor. Yani Ramirez, Onbaşı'dan Foley oluşan hengameden bombanın sayesinde kaçmayı başarıyorlar. EMP sonrasında oluşan cehennem ortası ise övülecek başka bir nokta. Ranger bölümleriyle One for One bölümleri çok farklı seviyede. Yani ikisini ayırsan iki farklı oyun yaparsın. Ancak ikisinin tek bir oyunda oluşu Ana de Armas'tan daha güzel değil ama yine de çok güzel. Görevin devamında bir asker Albay Marshall'ın herkesi Beyaz Saray'ın orada topladığını söylüyor. Albay ile buluşan Ranger'lar Beyaz Saray'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Ancak vakitleri kısıtlı. Duvardaki hoparlörlerde Beyaz Saray'ın düştüğünü zannettikleri için bombalayacaklarını söylüyorlar. Bunun sebebi ise Beyaz Saray'ın bir statüsünün olması ve Shepard da bunu destekliyor. Diyor ki yıkıldıysa hani bir daha yaparız diyor. O
gözle bakıyor. Yani motivasyonları kendi ellerimizle teslim edeceğimize havaya uçururuz diyorlar. Onbaşı Dan ve Foley Beyaz Saray'da oldukları için kaçmak yerine daha cesur bir karar alıp Beyaz Saray'ı temizleyip yeşil işaret fişeklerini son anda yakıyorlar. Burada ise Dan ve Foley arasında kritik bir konuşma geçiyor. Bir asker Dan'a Moskova'ya ne zaman gideceğimizi soruyor. Dan ise gittiklerinde dümdüz edeceğini söylerken Foley ekliyor. Zamanı gelince onbaşı. Evet, burada alternatif evrende eğer ki orijinal Infinity Ward ekibi seriden ayrılmasaydı ne olacağını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Ki bunu herkes biliyor zaten. Savaş Moskova'ya taşınacaktı ve Moskova'da devam edecekti. En azından bitecekse de orada bitecekti. Ancak biz şimdiki evrene gidelim ve bu diyaloğun açıklamasını yapalım. Modern Warfare 2 bittiğinde sadece terörist damgası yemedi. Ayrıyetten oyun iyi sattı ve medyanın saçmalıklarına inanmayan oyuncular tarafından da çok beğenildi. Lakin Infinity Ward ekibi büyük bir değişikliğe gitti ve firmasındaki birçok özel insanı kaybetti. Bu değişikliğin sebebini artık anlatmıyorum. Neredeyse herkes biliyor. Ancak bunun için ayrı ve detaylı bir video istiyorsanız yoruma yazın. Sizin için hazırlayacağım. Bu insanlar sonrasında Respawn Entertainment çatısı altında birleşti ve Titanfall serisini yarattılar. Ki bu oyunun da ikinci serisi hiç değer görmedi. Gerçekten üzücü. Devamında Modern Warfare 3 çıktı. Farklı bir ekip ile yaptılar. Lakin seri genelindeki oyunlar kadar sevilmedi. Ha şimdiki günümüze bakarsak Modern Warfare 3 aslında bir nimet. Hatta Adem ve Hava hikayesindeki elma. Şeytan ise yeni çıkan reboot serisi. Özellikle son oyun hakkında konuşmak dahi istemiyorum. O derece kötü. Black Ops 3 mü daha kötü? Reboot Modern Warfare 3 mü deseler? Reboot Modern Warfare 3 derim. Black Ops 3 yine hikayesiyle farklı bir şeyler deniyordu. Ulan bu oyun baştan sona kötü. Elle tutabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani Soap'un ölümünü bile çok kötü yapmışlar ya. Hani bunu yapan ekip biraz daha izin verseler o kısacık oyunda daha neler yapacaktı merak ediyorum. Her neyse, savaş soğudu ancak sonraki oyunda kaldığı yerden devam edecek. Bu sırada Shepard, Makarov'un gizlenebileceği son iki yer saptıyor ve ekip ikiye bölünerek Makarov'u aramaya çıkıyor. Ghost ve Roach ile mayınlardan kaçıp ateşlerin arasından süzülüp evi iyice aradığımızda Makarov'a dair birçok bilgi ve Rus askerlerinin fantezilerini süsleyen şişme bir kadın buluyoruz. Yapmamız gereken ACS modülüne bilgileri yüklerken gelen düşmanlara karşı evi savunmak ve açık konuşmak gerekirse bir savunma bölümüne göre temposu aşırı yüksek kalıyor. Ayrıca bölüm dizaynının güzel olması ve sağladığı kaynaklar ile bizlere sanki daha arcade bir deneyim sunuyor. Ve kısacası aslında hiç sevmeyeceğim yapıda bir bölümü bu detaylar sayesinde çok sevmiş oldum. Pekala, modül hazır ve artık buradan çıkmalıyız. Lakin bize oyun dünyasında akıllardan silinmeyecek bir sahne bekliyor. Shepard modülü aldıktan sonra önce Roach'u sonra ise Ghost'u vuruyor. Akabinde üzerimize benzin döküp bizleri yakıyor. Peki neden? Ya bu olayı hem Shepard videosunda hem Ghost videosunda da anlattık ama burada da kısaca bahsedeceğim. Shepard'ın kırılma noktası bahsettiğim gibi 30 bin askerin ölümüyle başlıyor ve bu globalde büyük yankı uyandırıyor. Tam olarak bir başarısızlık ve hüzün. Ancak Shepard bunun altında kalmak istemiyor. Karakteri ve motivasyonunda büyük değişikliklere gidiyor. Yola 30 bin askerin ölümüyle çıksa da devamında herhangi bir can kaybını düşünmüyor. Mesela ilk bölümde Shepard özel birliğin yakınındaki bir binayı yıkıyor, yani patlatma emri veriyor. Ve askerlerden biri bu tehlikeli değil mi diyor. Diğer asker ise yapma, Shepard ne zaman onları önemsedi ki diyor. Yani ordu içerisinde bile adamın tarzının nasıl olduğu yayılmış. Gulag bölümünde helikopterin çok yakınından jet geçmesi ve donanmanın bizi bombalaması ise bunları destekleyen örnekler. One for One ekibi modülü bulduğunda içindekileri de öğrenecekti ve modülün içinde Makarov'un katliamına göz yumduğu ve savaşın ana başlama sebeplerinden biri olduğu ortaya çıkacaktı. Eğer bu durum ortaya çıkarsa bir savaş kahramanı olamazdı. Bu yüzden savaşın tüm şan ve şöhretiyle birlikte yaptığı pislikleri kapatmak için One for One'ı temizleme kararı alıyor. Cesetler yakılırken Price telsizden Ghost ve Roach'u uyarıyor çünkü kendilerine kurulmuş olan pusudan kurtuluyorlar. Ancak iş işten geçmiş oluyor. Sonrasında Price ve Soup Afganistan'da sıkışıyor. Normalde savaşı biz getiririz ancak bu sefer savaşın ortasında kalıyoruz. Bir taraftan Shepard'ın gölge birlik askerleri, diğer taraftan ise Makarov'un adamları çarpışıyor ve açıkçası daha önce hiç görmediğimiz bir bölüm yapısı ortaya çıkıyor. Adım attığınız herkes düşman. Böyle aralarından sıyrılıyorsunuz, takılmadan geçebiliyorsunuz, kafanıza göre adam öldürebiliyorsunuz. Yani değil kod tarihinde, savaş oyunları tarihinde hiç böyle bir bölüm oldu mu zannetmiyorum. Varsa da söyleyebilirsiniz, bana yorumlarda belirtin. Ekip buradan çıkıp Shepard'ın peşine düşmek istiyor ve yardımlarını yine eski dostları Nikolay yetişiyor. Bu esnada Makarov'un telsine bağlanan Price, Shepard'ın yerini bizzat Makarov'dan öğreniyor. Makarov, Ice Peak kod adındaki yüksek güvenlikli kişinin çantasından yeterli istihbaratı almıştı ve Shepard'ın ölmesi onun faydasına olacaktı. Ekip uçak mezarlığından çıkar ve sıradaki hedef Shepard olur. Ya buradaki motivasyonları gerçekten inanılmaz. Adamların neye doğru gittiğini bize çok iyi yansıtıyorlar. Hotel Bravo'ya vardıklarında Shepard'ın tekrardan kendi adamlarına ne kadar acımasızca davrandığını ve kıçını kurtarmak için her şeyi yapabileceğini görüyoruz.
Yani kendi adamlarını bombalıyor. General gerçekten güçlü ve özel bir karakter. Diyalogları muhteşem ve bakış açısı ise fazlasıyla bencilce. Lakin tam bir korkak. Birçok şeyi atlattıktan sonra Shepard'a oldukça yaklaşıyorlar. Devamında Price, "Operasyon başarısız gider" diye bir ses kaydı bırakıyor. Tarih galip gelenleri yazar. Tarih yalanlarla doludur. Eğer Shepard yaşarsa onun yalanı gerçek olur ve savaş kahramanı ilan edilir. Bizim ise gerçekliğimiz silinir. Ne olursa olsun onu öldürmeliyiz. Price'ın buradaki konuşması oyun boyunca duyduğum en etkili diyaloglardan biri. Dünyanın nefes alışıyla birlikte ilerliyoruz. Tüyler diken diken. Harika bir feribot sahnesinden sonra Shepard'ın uçağını düşürüyoruz ve biz de ondan geri kalmayarak akıntıya kapılıp şelaleden düşüyoruz. Devamında istediğimiz o an sonunda geliyor. Shepard önümüzde ve onu öldürmeliyiz. Ancak general korkak birisi olsa da zayıf biri hiç olmadı. Önce soğuğu etkisiz hale getirip bıçakladıktan sonra Price ile sıkı bir dövüşe girer. Lakin Price generali alt etmeyi başaramaz. Ancak Soup için her şey bitmiş değil. Bıçağı göğsünden çıkarır ve Shepard'ın tam olarak gözüne fırlatır. Ve bu da tarihte ikonikleşmiş bir görev ve sahne olarak yerini alır. General artık ölmüştür. İdeolojisi ve yalanları onunla birlikte bu çölde kum ile dolacaktı. Ancak One for One ekibi de dağılmıştır ve artık birer kaçaktır. Şimdi ise savaşın seyrini değiştirmeleri ve Makarov'u etkisiz hale getirmeleri gerekecek. Ancak önce güvenli bir yer bulmaları lazım. Nikolay, bizi buradan çıkarabilir misin? Ve jenerik ile birlikte bu efsane oyuna veda ediyoruz. Şunu demekte fayda var, bu oyunun kumaşı tüm kod oyunları arasında farklı. Gerçekten etkileyici bir yapısı var. Olay örgüsü, hikayesi, diyalogları, aksiyon sahnesi, ya kapıları patlatırkenki slow motion bile ayrı bir keyif veriyor. Hani nasıl bir oyun yapıp nasıl kurguladılar bilmiyorum ama bir seri oluşturmada ve devam oyunu yapmada Modern Warfare 2 aldığı yükü inanılmaz sırtlıyor. Yetmiyor, seri bittiğinde bir de seriyi tek başına ayakta taşımaya devam ediyor. Modern Warfare üçlemesi için bir sıra yapsak, ya herkesin kafasındaki sıra zaten belli, yani %90 herkes bunu söylüyor. Bakın iddia ediyorum. Bir daha bu kadar sağlam olay örgüsüne sahip, bu kadar iyi yazılmış diyaloglar ve ateşinizi yükseltecek bölüm tasarımlarını başka hiçbir savaş oyununda göremeyeceğiz. Teknoloji gelişsin, daha gerçekçi olsun, farklı konuları ele alsın, fark etmez. Bu oyun her şeyiyle kendisini tarihe yazdırdı. Bazı oyunlar onun adı altında erimeye değer. Modern Warfare 2 böyle bir yapı. Böylesi bir güce sahip. Ama üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani bunu bir daha göremeyeceğimize üzülüyorum. Hikayeli oyunları seven birisi olarak çocukluğumun favori türü FPS'ten kopup TPS türüne mecburen daha fazla yakınlaştığım için üzülüyorum. Ama zamanın getirdiklerine katlanmak zorundayız, öyle değil mi? Ne olursa olsun, sana ne sunarsa sunsun, elindeki her şeyin en iyisiyle yola devam etmelisin. Bu zamana kadar hepimiz böyle yaptık. Ki böyle yapmaya da devam edeceğiz. Artıları sayarsak, sinematik oynanış, diyaloglar harika yazılmış, özellikle Shepard akılda kalan bir karakter. Hikaye yapısının ters köşe olması ve yarı gerçekçi bir şekilde olayları ele alması insanı sürüklüyor. Atmosfer çok keskin ve insanın kanını kaynatıyor. Sesler ve müzikler harika. Eksiler. Oyun bazı bölümlerde tempoyu tutturamıyor. Vuruş hissi sonlara doğru artık tatmin etmemeye başlıyor. Olay örgüsünün anlatımı güzel ancak biraz daha derli toplu sunulabilirdi. Her şeyin oyuncuya bırakılmasını oyunu anlama konusunda insanları yetersiz hissettirmiş. Modern Warfare 2'ye biz 75 FPS veriyoruz. Bu oyunu hala oynamayan şanslı insanlar varsa gidin oynayın ve bu şansınızı değerlendirin, çünkü sizi çok kıskanıyorum. Ben bu oyunu, yani sadece bu oyunu değil, bütün seriyi unutup en baştan başlamak istiyorum. Çünkü onun o verdiği tat ve his başkaydı. Yani Call of Duty'yi bu kadar önemseme sebebimiz de bu. Modern Warfare ve Black Ops serileri sayesinde hala seviyoruz biz bu seriyi. Çünkü baktığınızda o denli bir his verebilen başka bir savaş oyunu yok. Yani Battlefield'da yok, Medal of Honor'da yok, yani yok yani. Call of Duty'yi ne kadar kötülesek de ya biz bazı hisleri ve bazı o tutkuyu bu oyunlar sayesinde öğrendik. Vay be, ne incelemeydi ama. Modern Warfare 2'yi düz bir şekilde anlatacağımı düşünmediniz, öyle değil mi? Normal incelemelerin retro serisinden farkı oyunun daha detayına inmek. Mesela Modern Warfare'i anlatırken bu kadar derine inmedim. Retro serisi olarak ele aldım. Ya orada anıların daha çok depreştiği ve yüzeysel olarak anlattığımız bir inceleme. Ancak normal incelemelerimizde madenin en derinine ineriz. Ta ki Diamond'ı bulana kadar. Evet Ranger Frame'ler, incelemenin sonuna geldik. Gün, kod Modern Warfare 2'yi sevenlerin günü. Anlatım tarzım hoşunuza gittiyse, videoyu beğenmeyi ve sektörde yükselip daha fazla kitleye bu tarz içerikleri sunmamız için ise abone olmayı unutmayın. Bir başka efsanevi veya berbat oyuna görüşmek dileğiyle ben Bahadır Özen. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.